düz bir ayakkabı giyip de yürürken daha farklı ve rahatız ve vücudumuzun duruşu da farklı galiba. Ama evet, topuklu ayakkabı giydiğimizde evet, duruş, belimize binen yük, tarzımız, her şey değişiyor. Nerelerimizde nasıl bir değişim gerçekleşiyor onu bize anlatın lütfen. Bir kere bütün bu baldırdan başlayarak ya da uyluk arka kasları daha kasılıyor. Yani fazla yük aldıkları için daha çok kasılıyorlar. Bel kasları daha çok kasılıyor. Lordozumuzu iskeletten atmak daha iyi. Anton, evet, lordozumuzu artırıyoruz. Lordoz bütün, dediğimiz nedir? Bel eğriliği. Şimdi bu postürde de çok önemli. Bütün omurgada şöyle gider. Çukur, tümsek, yani boyunda çukur, böyle tatlı bir çukur. Çukur, tümsek, sırt, lomberde tekrar çukur ve daha alt bölümde tekrar tümsek şeklinde. Dolayısıyla bunlar hep tabii üstü kas var. Ve bu uyluk arkasındaki baldırlardaki kaslar topuklu giyince ne oluyor? Topuklu giyince Anton'a göre ayakkabı yok. Mesela şöyle bir şey giyebilirsek. Hayır, ben bir şey söyleyeyim mi? Anton galiba demin gösterdiği sivri uçluyu giymiş. Anton'un parmakları, ayakları çok sevdi. Yani gerçekten. O zaman ne oluyor? Bu topuk böyle kalktığı için bütün yük bu ön bölüme biniyor. Ve bunu karşılamak için arka tüm arka grup kaslar kasılıyor. Ve bu yukarı kadar çıkıyor gördüğünüz gibi. Çünkü aslında bütün yapılar birbiriyle ilişkili. Özellikle kas iskelet sisteminde. Bir tarafınızda bir şey oldu mu onu bütün omurganıza kadar çıkıyor. Ayakta bile bir bozukluk olsa yukarı kadar o çıkabiliyor. Dolayısıyla hani bir topuk başımıza neler aştı diyeceksiniz ama gerçekten de bunları aşıyor. Bu arada burada göremedim. Terlik, parmak arası falan bir şey de. Terliklerimizi ayrıca konuşalım. İsterseniz tamam. Şunu da merak ediyorum. Şimdi ağrı yapıyor mu? Bel ağrısının sebebi giyilen topuklu ayakkabı ve duruş bozukluğu olabilir mi? Tabii tabii. Yani bu gerçekten uygunsuz ayakkabı, topuklu pabuçlar bel ağrılarının, özellikle tabii kadınlardaki bel ağrılarının en sık nedeni. Bu tamamen mekaniği değiştiriyor. Vücut mekaniğini değiştiriyor topuk